Fenerbahçe'nin kendi eliyle inisiyatifi rakibine vermesi ve Galatasaray derbisine 6 puanla çıkacak olması aslında fotoğrafın özeti. Geçen seneyi de hatırla. Geçen sene de Galatasaray 5 puan önde girmişti. Bu çok büyük avantaj. Yani bir maça giriyorsunuz. Üzerinizden maçı kaybetseniz bile stresi büyük ölçüde alıyor. Yani evet bizim bir 3 puan daha kaybetme ya da bir berabere kalma hakkımız var dedirtiyor. Bu da sizin sahada elinizi güçlendiriyor. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Ne haber abi nasılsın? Hala başım dönüyor. Dün akşam elimde e, kumanda zampik yaptım. Abi dur çok hızlı ya, girdin. Hızlı bir mı girdin? Çok dur abi dur. aynı <laughs> dün akşamki maçlar gibi çok hızlı abi. Bak hala başım dönüyor. <laughs> abi önce bir sponsorumuza selam yollayalım. Info yatırım <laughs> iyi yatırım. Teşekkür ederiz info yatırım ailesine. Şimdi o zaman ben müsaadenle sorumu sorayım. Herkes izledi ama kim şampiyon olacak? Dün akşam iki takım da kazandı ve iki tarafta da muhteşem maçlar vardı. Özellikle olimpiyat sırasında Galatasaray geri düştü, öne geçti. Ama maçın sonunda kazanan oldu. Şimdi söz sende. Şimdi baş döndürücü trafik yaşandı dün akşam. Şimdi bir tarafta Galatasaray, e, Karagümrük maçı. Diğer tarafta Fenerbahçe, Kayseri maçı. E, merak ediyorum tabii ki takımın yarışını. Bir tarafta Kayseri'yi de ayrıca merak ediyorum. Beşiktaş-Alanya maçı ve Türkiye Kupası ZTK'da finalde karşıya Trabzon maçı. Yani e, o yüzden e, birazcık e, hem maç saatinde 7-21 arası ve 21'den sonra tekrar o fotoğraf çerçevesini toparlamak için hakikaten yoğun ve ilginç bir tempoydu. Hani bir maçı seçip izleyemiyorsun. Dört tane ayrı maçı yoğunlaşman gerekiyor. O açıdan bir baş döndürücü bir gece, akşam ve gece yaşadık. E, ertesi de buradayız. Evet. Artık fotoğraf Iı, şekillenmeye başladı. Belki de ıı, yani zaten şekillenmişti. Özellikle Fenerbahçe'sinin Sivas'ta ıı, puan kaybından sonra ıı, bütün inisiyatifleri eline alan Galatasaray ıı, ben bu ligin eee ıı, şampiyonunun en büyük adayıyım ve bunu alacağım, domine edeceğim mesajını vermişti. Fenerbahçe'nin ıı, kendi eliyle inisiyatifi rakibine vermesi ve Galatasaray derbisine 6 puanla çıkacak olması aslında fotoğrafın özeti. Geçen seneydi hatırla. Geçen sene de Galatasaray 5 puan önde girmişti. Bu çok büyük avantaj. Yani bir maça giriyorsunuz. Üzerinizden maçı kaybetseniz bile stresi büyük ölçüde alıyor. Yani evet bizim bir 3 puan daha kaybetme ya da bir berabere kalma hakkımız var dedirtiyor. Bu da sizin sahada elinizi güçlendiriyor. Ee, o yüzden e, en büyük silahı olan Fenerbahçe'nin rakibin sahasında bu stresi yaşatmak, o gerilimi tutmak bile e, bir önemli bir silahken Fenerbahçe onu Sivasta bırakmıştı. Tabii Galatasaray'da da bırakmıyor. Dün e, Karagümrük maçını izlerken inanılmaz bir tempo, çok keyifli bir karşılaşma herhalde izleyicilerin en çok izlediği karşılaşma olmuştur. Çünkü Fenerbahçe-Kayseri spor maçının skor daha da netlik kazandığı için 3-0'lık maç öncesinde doğal olarak akış biraz daha Galatasaray maçına yöneldi. Keyifli bir karşılaşmaydı. İyi bir mücadele izledik. Hakemin performansı da iyiydi. Genel olarak baktığımız zaman oynatmaktan yana performans vardı. Birçok oyuncunun yere düştükten sonra ikili mücadelerde sürekli hakemi aradığını gördük ki ee, Hakemin e, bu anlamdaki m, yönetimin oynatma yönelik tavır kalması demek ki yapılabiliyormuş hissini e, iyi yönetilebiliyormuş hissini e, bize veren e, maçlardan bir tanesiydi. Galatasaray'ın e, maçı bırakmaması, özellikle geriden e, gelip maçı çevirmesi Galatasaray'da çok önemli bir. Abi ben kazanım. sana bu noktada e, Berkan Kutlu ismini sormak istiyorum çünkü hmm. eğer Galatasaray bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsa şampiyonluk hikayesinde kendisine de yer edinecek. Ee, sen Berkan'ın dün akşam attığı golü nasıl değerlendiriyorsun? İki açıdan değerlendiriyorum. Öncelikle Barış Alper'in altını çizmek isterim. Evet. Tabii Barış Alper sezon başından bu yana sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun en formda ve en performans yükselişi yaşayan oyuncusu. Hatta bir ara ben Montella'yı eleştirirken Barış Alper'i düşünmemesinden dolayı reaksiyon vermiştim ve şunu söylemiştim. Aynı zamanda semi eleştirisi de yapmıştım biliyorsun. Hı hı. Barış Alper şu anki formula, yani milli takım oyuncular içerisindeki en formu 3 oyuncudan bir tanesi. Yani bir yere yazacaksan Interle şampiyonluk yaşayan Hakan Çalhanoğlu yazıyorsan yanında Barış Alper'i yazarsın. Yani Barış Alper'in formu çok önemli. Yine İsmail sakatlandı şanssız bir şekilde. Üçüncü oyuncu İsmail olurdu benim nazarımda. Tabii her oyuncu kıymetli ama oyuncuların hani tap dönemleri vardır. Moralli hazır olduğu artık ayaklar yerden kesilir uçmaya başlar. Topa vururken öyle özgüvenli vurur ki goller atar. Barış Alper'in e, işin açıkçası Formasyonda bu kadar yıldızın olduğu bir takımda Barış Alper bir anlamda nasıl bir futbolcuydu? Joker futbolcuydu. Joker futbolcular hiçbir zaman yıldız oyuncuların önüne geçemezler normalde. Hı hı. Ama Barış Alper Joker olmasına rağmen işte sol bekte ihtiyaç var sol beke geçiyor. Sağ bekte ihtiyaç var sağa geç diyor. Asıl mevki olan sağa içe gidiyor. Bazen sol içe oynatılıyor. Bazen forvet arkası oynuyor. Birçok formasyonda verilen görevleri çok iyi yaşadı. Ve oyun oynarken zevk alıyor. Ve o ışıltısı, o enerjisi Galatasaray'a itici güç haline geldi. Bu da e, işin açıkçası e, Galatasaray'daki e, belki hani İkardi başka bir seviyede, Mustahira başka bir seviyede. Kendi alanında zaten iyi oyuncular ama geldiği yer ve beklentileri karşılama açısından baktığın zaman Galatasaray'da bu sene e, ben en e, değerli e, performansı imza atan, en büyük yükselişi gösteren oyuncu dediğin zaman birinci sıraya Barış Alper'i e, yazarım. E, ve dün Barış Alper yine adını yazdırdı düşüncesindeyim. Berkan olayı enteresan. Yani e, bazen e, futbolculara hani şanslı da olacak. Hı hı. Şanslı da olacak. E, evet Berkan Galatasaray özelinde baktığımız zaman e, yıldızlar ya da sıralamasına koysanız birinci gruba girmez. İkinci gruba da girmez. E, üç, üçüncü grupta ancak yer alabilir. Aslında kiralık gönderildi, geldi, dışarıda kaldı. Ee, milli takımda bile işte sol bekte boşluk vardı, sol bekte oynatıldı, eleştirildi. Galatasaray'da sol bekte oynatıldı, eleştirildi ama e, Berkan'la ilgili değişmeyen tek bir şey var. Belki de şans mı, insanın şansını kendisi mi oluşturur noktasında bakacak olursan. Berkan da ben normalde milli takımda birkaç kez selamlaşmıştım ama hı, hı. Bir İsviçre seyahatimiz oldu. 2008'i anmak için 2008 günü Fatih Terim'in yer aldığı Emre Belezoğlu'nun, Arda Turan'ın o o dönemdeki yıldızların oldu. Ben de o dönemde 2008'de görevli bir gazeteci olduğum için ben de davetliydim. Ben de o etkinliğe katıldım. Aynı uçaktaydık. Aynı otelde kaldık. Birlikte maçtaydık, sahadaydık. Berkan da kafileyi karşıladı İsviçre'de. Ve çok sempatik, herkesin ilgilendiği vesaire Çok e, iyi bir karakter, iyi bir kişilik. Belki de diyorum ki bu Pozitif karakterinin ve asla pes etmeyen tavrının bir hediyesi olduğunu düşünüyorum. Yani karşına aldığını düşünüyorum. Düşünün yani oyun olarak, performans olarak, alkış anlamında, sahnedeki yer e, babında hep arkalarda kalan bir oyuncusunuz. Ama öyle bir an geliyor ki, o an size öyle bir gol attırıyor ki, Berkan'ın attığı hı üçüncü hı. gol gibi, taraftarın bir anda sevgilisi haline gelebiliyorsunuz. Bunu iki şeye borçluyorum. Bir temiz kalpliğine, ikide çalışmasına. Berkan yeteneklerinin sınırlı olduğunu farkında. Ondan iyi bir sonuç bek olmayacağını da farkında. İstemeyerek orada oynatılını biliyoruz ayrı mesele. Ee, ama elinden gelen yüreğini e, ortaya koyan, hiç pes etmeyen, moral hiç demolize olmayan ama o anı bekleyen bir futbolcu. İşte Berkan o an geldi ve o şansı değerlendirdi. Buna biz futbolcu şansı diyebiliriz. Profesyonel emeğin karşılığında gelen bir hediye diyebiliriz. Milli piyango gibi bir gol onun için. Yani evet Galatasaray'a çok önemli katkı sağladı ama orada o noktada hani ilk golü atsa, ikinci golü atsa sıradan bir gol olabilir ama e, o dakikada o gol attıysanız bugün Galatasaray taraftarlar Berkan için e, bence kalplerini açtılar. E, onu alkışladılar ve kendisine önemli bir kazanım elde etti. Onu o saatte o enerjisine inanıp süren onun enerjisiyle oraya getiren e, Okan Buru da e, yaptığı tercihlerde ve aldığı sonuç isabeti orana baktığınız zaman Okan Hoca'nın da e, bu oyunu sadece yıldızlarla değil, aynı 11 ile değil, aynı sistemle değil, sürekli oyuncu değiştirerek ve farklı sistemler deneyerek zafer ulaştığı gerçeğini de görürüm. İşte bu Okan Hoca'nın da başarısı. Bu oyuncuları oralara e, şahsen benim aklıma gelmez o saatte Berkan almak. Yani alacağım oyuncu Berkan mıdır? İki de diyebilirsiniz. Ee, bu bence şans da değil bu bir bilgi ve beceri Okan Burun becerisi ve bu tecrübe bu kalite uzun dönemdir baktığımız zaman Galatasaray'ı e, ayakta tutan finalleri finalize edebilen e, kriz anlarını yönetebilen yarışa girdiğiniz zaman son 15 sezondur son 15 sezon demeyelim de son 15 final yarışında kaybetmeyen bir Galatasaray e, geleneği oluşmuş. Hı hı. Yani bu kriz anlarında gerilimleri iyi yönetiyorlar ve rakipler Galatasaray'ın bu e, becerisine bu sürecin nasıl yönettiğiyle yarışamıyorlar. E, Okan Buruk da uzun yıllar hem Galatasaray olduğu için hem bu tecrübeleri yaşadığı için bu psikolojiyi, krizi kaldırabildi. Şimdi abi ve evet. şampiyonluk yolunu açtı. Bu dakikadan sonra Galatasaray'ın şampiyonluk kaybettirebilecek tek unsur kendileri olur. Tam da o noktaya geleceğim. Önümüzdeki hafta sonu artık Süper Lig'de final maçı oynanacak belki de. Evet. Ee, o maça kadar çok da fazla elbette konuşulacak ama e, deyim yerindeyse Danan'ın kuyruğu o akşam kopacak. Ama Süper Lig'de öyle bir yer var ki ateş attı. Herkes can havliyle sahada var gücüyle <laughs> mücadele ediyor sen Anadolu futbolunu, Anadolu'daki takımları çok iyi takip ediyorsun. Şimdi Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Gaziantep, Ankara Gücü hatta Konya'ya, Kayseri'ye kadar çıkıyor o liste yukarılara doğru. Orada son durum ne? Kim düşecek, kim kalacak? Sen maçları da takip ettin, takımları da biliyorsun. Ne durumda? Şimdi aslında hem şampiyonluk yarışına da ilgilendiren noktalar vardı. bir de kendileriyle yani yukarısı ateş hattı idi. Yukarının ateşi bence artık çok şiddetli yanmıyor. Evet belki de son yılların en büyük derbisini oynayacağız. Yani derbi olarak derbi gerilimi olarak bir kere güvenlik zafiyetin e, olmaması gereken gerilimin olması gereken her türlü tedbirin olması gereken bir karşılaşma. Sinirler çok yıpranmış durumda. E, Fenerbahçe e, kazanmak isteyecek ve son haftaya umudunu taşımak isteyecek. Matematiksel olarak hala Fenerbahçe'nin şansı devam ediyor ama e, diyelim ki ihtimal berabere kalsa zaten Galatasaray şampiyon. Üçüncü ihtimal Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Son hafta Galatasaray Konya'da basmanına hı hı. Konya deplasmanına gidiyor. Konya'nın e, kader maçı olmak ihtimali de var. Konya bu hafta Kayseri'de basmanına gidiyor. Yani Konya 40 puanda 1 puan Konya'yı ligde bırakabilir. Yani Kayseri'den alacağı bir beraberlik hı hı. Galatasaray maçına rahat çıkmalarını e, sağlayabilir. Eğer Kayseri Konya'yı yenerse, ki Kayseri'nin 41 puanı var. E, 40 puan Konya ile beraber kalırsa Konya 41 oluyor. Ligdeki e, pozisyonu güçlendiriyor. E, Galatasaray maçına e, bu anlamda çok daha böyle hayat meyatme meyat mey meselesi olmanın dışında çıkabilir. Yani bu tamamen öyle bir aritmetik. O yüzden e, tabii Galatasaray'ın da Konya'da e, işte yani puan kaybetse bile şampiyonluğu garanti ee, yani şimdiye kadar yenilmemiş son 17 maç yenilmemiş ee, bu sezon sadece bir maç yenilmiş ee, 99 puan 32 galibiyet 3 beraberlik bir mağlubiyet almış bir takımından da son iki haftada kendi sahasında Fenerbahçe'ye Deplasman'da Konya'ya yenilmesini beklemek Matematikle de, analizle de bağdaşmaz. Yani niye bıraksınlar diyebilirsiniz. O yüzden Galatasaray bu işi kapısını açtı, yolunu aradı ve şampiyonluk manşetini atmaya çok yakın. Fenerbahçe ise müthiş diyelim geçen, atbaşı başı geçen ikili yarışta en azından son haftaya bu umudu taşımak için Galatasaray'ı yenip kendi taraftarına e, bir hediye vermek istiyor bence. E, oradan bir mesaj vermek istiyor. Yeniden kartlar karılacak. Bu arada e, bu iki rekabet içerisinde önümüzdeki yıla taşıyan bir süreç yaşandı. Sayın Ali Koç ben yokum olmayı düşünmüyorum demişti. Sürece göre böyle bir açıklama yapmıştı ve 2-3 gün önce e, taşlar yeniden karıştı. Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç ben yeniden adayım dedi. evet Yani yarın bıraktığım işi bırakmayacağım. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan e, bu başkanlığı bırakmak istemiyorum dedi 5 yılın ardından. E, o da çok önemli bir gelişme. Bunun karşılığında Galatasaray'da iki eğer şampiyon olursa 2 yıl üst e, üste şampiyon olmuş bir takım. Şampiyon olmuş bir teknik direktör e, ve e, kadrosunun çoğunu muhafaza etmiş sözleşme imzalamış bir takım. Ve şampiyonlar ligi gelirleriyle birlikte emlak projelerinden alacağı gelirlerle birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'nin karşısına ya da Ali Koçlu, Sayın Ali Koçlu Fenerbahçe'nin karşısına, Dursun Özbek de yeniden adayının Sayın Dursun Özbek de açıkladı. Ee, Galatasaray da bu hamleleri yapacak işte Yani Torreira'nın yanına bir dünya yıldızı koyabilir. İşte Abi. Sol Bekes yeni bir isim alabilir. Fucuma e, katkılar yapabilir. On numaraya yüksek bedel ödeyerek yapabilir. Bu ekonomik güç ve imkan Galatasaray'da oluştu. Yani bu seneki yarış seneye de devam eder gözüküyor. Heyecanlıyım çünkü çok konuşacağımız konular. var. Evet. O yüzden senin lafını da istemeyerek bölmek durumunda kaldım. Biraz rakamların dilini sana sormak istiyorum. Bu sezon uzun yıllar unutulmayacak bir süperlik yarışı izlediğimizi hepimiz biliyoruz ama rakamlara baktığımızda da her şey ortada açıkçası. Evet 20 takımlı bir mücadele var ama Galatasaray şu anda 99 puanda ve büyük ihtimalle 100 puan barajını geçecek şampiyon olduğuna. Fenerbahçe'nin şampiyon olması ihtimaldir. Yine onlar da ucundan 100 puan 99 puanla tamamlayacaklar ama attıkları goller de çok fazla. E, rekorlar böyle bir sezon yaşanır mı emin değilim. Yani 99 36 maçta 99 puan 32 galibiyet 3 beraberlik bir yenilgi. Fenerbahçe 93, e, 29 galibiyet, e, 6 beraberlik, 1 yenilgi. Yenilgileri aynı ama Fenerbahçe'nin beraberlikleri fazla. E, ve Galatasaray'ın 17 maç üst üste e, kaybetmeme e, rekoru var. Evet. Devam ediyor. Bu da önemli bir veri istatistik. Yani Galatasaray e, bir daha bu lig 20 takımla oynanır mı? Oynanmaz daha az olacağı için. E, bu kadar Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın dışında Trabzon ya da Beşiktaş bu kadar yarıştan kopar mı? Bir daha zannetmiyorum. Anadolu takımları bu kadar e, e, farklı dönemlerinde yakalanır mı? Kötü yakalanır mı? Onu da bilmiyorum. Ama ya da lig bu kadar adaletsiz, hakemler bu kadar güçlüden yana, yarışandan yana, baskının altında bir daha bu kadar ezilir mi? Onu da bilmiyorum ama... E, bu rekorlar e, kolay kolay bir daha kırılmaz. Yani bu rekorları Galatasaray uzun süre e, taşıyabilir. E, bu parametreleri topladığın zaman e, yüzü geçen galibiyet golü olacak. 100 puan üzerinde bir şey olacak. Düşünün Fenerbahçe 93 puanda şu anda. E, bu da bir rekor. Yani iki maçını kazansa da e, 99 olsa da bir rekor. Yani, yani bu, bu rekorla bu performans ikinci oluyorsunuz ligde. Bu da enteresan, ayrıca tartışılması gereken bir konu ama Galatasaray bu rekorları kırdıktan sonra uzun yıllar bu rekorlarla devam edecektir diye düşünüyorum. Aşağıyla ilgili bir şey eksik kaldı. İlginç maçlar var. Ben de not aldım. Şimdi e, Kayseri 41 puanda, 41 puanda olduğu için diğerlerinde takım 41 puanın yeterli olduğunu düşünüyorum. E, Konya 40'ta Kayseri deplasmanına gidiyor. E, ve arkasından e, Galatasaray ağırlayacak Konya. Ankara Gücü 39 puanda Pendikle e, oynayacak ki o maçı kazanır. E, ama Pendik'in de hala e, şansı var. Pendik de diyor ki hayır ben e, bırakmadım, e, buradan 36 puandayım ama iki maçımı alırsam yani e, Pendik ben de diyor tutunabilirim diyor. O yüzden o iş de karışık. Azan Ankara Gücü Pendik maçı da çok final niteliğinde olacak. E, o da Trabzon deplasmanına gidecek ama e, Ankara Gücü Trabzon deplasmanından önce Pendik finalini açması lazım. Hmm. Pendik Trabzon deplasmanı da sıkıntılı ee, orada da ayrı bir şey var Gaziantep baktığımız zaman Gaziantep 38 puanda hemen 2 altında yani 1 puan aşağısında Karagümrük de oynayacak yani Gaziantep Karagümrük maçı da bu hafta final büyük final yani ee, oradan e, Gaziantep bir de Pendik'e gidecek daha sonra oh. ama Pendik de eğer 36'da kalırsa son işte şeyle oynayacağı Ankara gücü maçını kazanırsa ee, son e, Gaziantep maçı deplasmanına iddialı gidebilir. Ama kazanamazsa Ankara gücü maçını Pendi'ye Lig'e veda ediyor. O zaman e, şeyin e, maçı Gaziantep'in işi e, Karagümrük'te oynadığı maçın sonucuna göre e, sonuç alabilir. Hatay var arada biliyorsun 37 puanda. O da Beşiktaş'ta bu hafta. Sağda oynayacak Beşiktaş'ta ZTK'da final çok önemli ama eee Beşiktaş'ın maçı Hatay açısından sıkıntılı bu taraftar eee Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitmesini istiyor. Orada Kasımpaşa Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde. Hı hı. son maçını Beşiktaş Hatay'la oynayacak. Eğer Hatay'a yenilirse Kasımpaşa finali Kasımpaşa ile aynı puana girecekler. Beşiktaş Hatay'a yenilirse hı hı. ya da girecekler. Hatay Beşiktaş'ın üzerine gidip Ligde 5. sırada Trabzon'da da kupayı alırsa e, Kasımpaşa Avrupa'ya gidecek. <laughs> Ve Beşiktaş 5. bile gidemiyor o zaman. Hmm. O yüzden Beşiktaş'ın Hatay'a yenilse bile Kasımpaşa maçını kazanması lazım. Ya da e, Hatay maçını kazanıp e, Kasımpaşa maçına rahat çıkması lazım. O yüzden Hatay maçı da çok önemli. O yüzden orada Konya, Ankara Gücü, Gaziantep, e, Hatay, e, Fatih Karagümrük, hatta Pendik bile 36 puanda 2 galibiyet alırsa Pendik yani 36, 6 puan, 42 puanla ligde de kalabilir. Pendik'in işi de e, o anlamda e, çok önemli. Ankara gücünü içeride yendiğin anda Pendik'te Ankara gücü 39 puanla oluyorlar. Şimdi Pendik sağda şey yapabilir mi? Sonuna kadar zorlayacaktır e, ligde kalmak için çok şanslı. O yüzden 41 puan alan şu an şu görüntüde birbirleriyle maçlar olduğu için rahatlamış. 42 garantilemiş oluyor. Ligin altı yanmaya devam ediyor. Maçların aynı saatte oynanması da çok makul ve mantıklı. Biraz geç kalındı ama en azından bu haftalar böyle oynanması bizi yorsa da akşamları adalet için, eşitlik için bu gerekliydi. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yatırımcımız, sponsorumuz Info Yatırım'a da çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Özellikle de Haberet YouTube kanalına abone olmalarını rica ediyoruz. Ee, en güzel yorumlar, farklı yorumlar, haberler e, Haber Et'te de izlemeye devam edeceksiniz. Avrupa Şampiyonası'nda da e, büyük ihtimalle birlikte olacağız. Ben e, şampiyon haberleri, transfer haberleriyle de yorumlarıyla da karşınızda olmaya devam edeceğiz.